öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler. Eğitim ve hayat dersleri videosunun bugün ikincisini çekiyorum. Çok önemli bulduğum bir konuyu öne çekmek istedim. Çocuklarımız çene ishaline tutulmuş durumda ve bu küçük yaşlarda başladı. Öğretmen olduğum için okul önlerinde, parklarda, bahçelerde çocuklara kulak kabartıyorum. Acaba ne konuşuyorlar diye. 200 kelime ile konuşan çocuklar var. 190'ı, 195 kelimesi maalesef argo ve küfür dolu. Bakıyorum çocuklara, 5-6 yaşlarında, 8 yaşlarında çocuklar. Bu kadar erken yaşta bu çocuklar ne kadar nasıl kirletildi, ne kadar bozuldu? Ben hayretler içerisindeyim. Bütün müfredatları bırakalım. Yetiştireceğiniz o müfredat dersleri, her şeyi bırakın. Tüm öğretmenlere sesleniyorum, anne babalara sesleniyorum, okul müdürlerine, idarecilere, bu ülkenin yöneticilerine sesleniyorum. Eskiden dersler vardı, adab-ı muaşeret diye derslerimiz vardı. Büyüklerimizden duyuyorduk, işte nasıl oturulur, nasıl kalkılır, nasıl konuşulur, görgü kuralları nedir, bunlara dikkat ederlerdi. Ne olursunuz ve ne olursunuz? Yani haftalık dersleriniz arasına mı alırsınız, konuların içine mi alırsınız? Çünkü müfredatta bunların tam içeriğinde yok. Bu çocuklara oturmayı, kalkmayı, edebi, güzel ahlakı öğretmemiz lazım. Bu kadar kirli hale bu çocuklar erken yaşlarda nasıl geldiler? Bizim çağımızda, lisede çocuklar kendilerini kanıtlamak için argo, küfürlü kelimeler, işte ne bileyim, yapıyorlardı. Ama 5-6 yaşa inmesi, bu bile normal değil, onu kesinlikle tasvip etmiyorum. 5-6 yaşındaki o masum yavruların zihinlerinin, beyinlerinin, fikirlerinin kirletilmesine ben şiddetle karşı çıkıyorum. Bunu tüm ülkemizin çocuklarını artık rehabilite mi ederiz? Bir şekilde bir çözüm bulunur. Sabah akşam test çözmekten, üçgenin iç açıları toplamından, D'nin K'nin yazımından, işte ne bileyim kesirlerden daha önemli konular bunlar. Bu çocuklar kirlenmiş ve bunları temizlememiz lazım. Hala kirlenmeyen çocuklar için önlem almamız lazım. Eskiden ben hatırlıyorum akşama kadar sokakta oynardım. Sokaklar tehlikesizdi. Şimdi ben kendi çocuğumu birçok anneden babadan da duyuyorum, sokağa salamıyorlar. Okula en ufak kısa mesafe bir yere bile anne babaları başında gidiyor veya bir büyük başında gidiyor, getiriyor. Sokaklar bu hale niye geldi? Eskiden dedeler, nineler, yaşlı kişiler ceplerinde şeker, çikolata taşırlardı, hatırlıyorum. Çocukları sevindirmek için. Bu şimdi ise bu yaşlı insanlardan, cebinde şeker, çikolata taşıyan insanlardan niçin kaçılır hale geldi? İnsanlara niçin güvenilmez oldu? Sokaklar niye tehlikeli hale geldi? Eskiden hadi savaş olur, olağanüstü bir durum olur, sokaklara çıkılmazdı. Bizim ülkemizde şu an savaş mı var ki biz çocuklarımızı sokağa salamıyoruz? Bir yerlerde yanlış giden bir şeyler var. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum, bütün eğitimcilere sesleniyorum. Sokakları güvenli hale getirmek zorundayız. Bu çocuklar oyun çağı çocuğu, fanusta yetiştirmek zorunda kalıyoruz. Biz dışarı çıkmayalım, insanlar içeri girmesin. Kilit üstüne kilit mi vuracağız? Yani bu çocukları nereye kadar kaçacağız toplumdan? Bu insanlar niye bu kadar tehlikeli hale, toplum hale geldi? Toplum olarak niye bu hale geldik? Sorgulamamız lazım. Buna dikkat çekmek istedim. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.